Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Çok güzel, iyisiniz diye düşünüyorum ben mi? Ben de iyiyim. Eğer hazır olsanız sizinle birlikte Türk dili dersimizde devam ediyoruz. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi alışkanlıklarımız ve hobilerimiz. Bakalım nelere zilan birikda barchaga assalomu alaykum qadrli do'stlar yana qarshingizda o'qituvchingiz men aziza va biz turk tili darslarimizda davom etamiz agar tayyor bo'lsangiz yaqinroq o'tirib oling biz zotan 43. uchinchi darsimizga keldik mavzuyimiz odatlarimiz va hobbiylarimiz bugun turk tilida odatlarimizni yoki hobbiylarimizni yani, qanday qilib aytib berishimiz kerak qonishmadaya'ni gaplashar ekanmiz qanday foydalanishimiz kerak shularni qo'ldan e, kelgancha o'rganishga harakat qilamiz tayyor bo'lsangiz boshladik bugungi komiz so'rovlari ilgich olisha bormi demak sizlar bilan hozir o'rgandik olishqanlik bu odat alishmoq o'zi alishmoq fe'li o'zi o'rganib qolmoq deb tarjima qilinadi ya'ni o'rganmoq ma'nosida alishganliklarimiz o'rganib qolgan odatlarimizdir ya'ni alishganlik bu odat odatlarimiz hobilarimiz bilasiz bu qiziqishlarimiz bo'sh vaqtlarimizda shug'ullanishimiz mumkin bo'lgan shaxsiy qiziqishlarimiz hobilarimizdir Ilginç alışkanlıkları, bu, alışkanlıklarınız var mı sorusu? ya'ni qiziqarli odatlaringiz bormi yoki biroz g'alati farqliroq bo'lgan odatlaringiz bormi mana shu savolga javob berishga harakat qilamiz keyingisi hobbilaringiz nimalardir hobbilaringiz nimalar ya'ni qiziqishlaringiz nimalardir İlginç alışkanlıklarınız var mı? Mesela arkadaşlar alışkanlık haline gelen bazı şeyler olabilir. Birisi balık tutmaya çok alışkın olabilir ya da birisi geç kalkmaya çok alışkın olabilir. Birisi kötü alışkanlık olarak e, sigara içmeye çok alışkan olabilir. Yani alışkan e, olması bu. Alışabilir. ya'ni o'rganib qolgan bo'lishi mumkin kimdir baliq tutishga ki, kimdir e, yomon odatlardan biri bo'lgan sigaret chekishga yoki shu kabilarga o'rganib qolgan bo'lishi mumkin sizning ham mana shu kabi ilginch olishganliklariiz bormi meningki yo'q ba'zan kech ammo shu anda böyle alışkanlıklarım var diyemiyorum. Hobileriniz nelerdir? Yani işleriniz, hobileriniz nelerdir? Benim hobilerim arkadaşlar resim çizmek. Ben resim çizmeyi çok seviyorum ve yabancı dil öğrenmeyi çok seviyorum. Yani mini hobilerimden biri resim çiziş ve ee, çet dillerini organizasyonu yaşı Bana şu mini hobilerim yani kızıkışlarım. Bun, bunun dışında arkadaşlar kitap okumayı çok seviyorum, şiir yazmayı seviyorum. Bunlar da hobiler sırasına girebilir. ya'ni kitob o'qish she'r yozish kabi mashg'ulotlar ham hobbilar sirasiga kirishi mumkin lekin bu asosiy mashg'ulot holiga kelgan kirl bo'lishi ham mumkin siz ham mana shu kabi o'zingizning alishanlilar ya'ni odatlaringiz va hobbilaringiz haqida gapirishga harakat qilib ko'ring davom eteriz alishganliklaringiz va hobbilarimiz Hakkında bir metin okuyacağız. Yani hazır biz, Siz bilen adet ve hobilerimiz hakkında Türkçelik'ten metin okubuz. Bir iki çeke tercih Dikkat bilen kuzatıp durun. Başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Çok güzel. Her insanın iyi ve kötü alışkanlıkları vardır. Alışkanlıkları bırakmak veya değiştirmek kolay değildir. Özbekçe'ye çevirelim. Her bir insanın iyi, yakışıklı ve kötü yaman adetleri e, vardır. odatlarni tashlash yoki deyishtirmak o'zgartirish qulay deyildir ya'ni oson emas sigara Kötü bir yalishganlikdir sigaret judayam e, yomon bo'lgan odatlardan biridir İnsanlar siqarayə alışır və daha sonra siqarayı buraxmaq onlar üçün çox çətin olur. Yəni siqaretkə insanlar öyrənib qaldılar və kinroq isə siqaranı siqaretini təshləb yuboruş onlar üçün juda da qıymıb oladı. Bəzi insanlar isə sağlamlıq məsələsində çox həssasdır. Bəzi insanlar isə sağlamlıq borasında juda da etibarlıdır, həssasdır. Bu kişilər hər səbəh spor yapar və sağlamlıqla bəslənirlər. ayni mana shu kishilar odatda de har kuni tongda sport bilan shug'ullanadilar va sog'lom oziqlanadilar. sog'lom tarzda oziqlanadilar davom etiris zararli yejaklar va ichijaklardan uzoq tururlar ya'ni zararli bo'lgan yigulik va ichimliklardan uzoq turadilar sebzi va meva yerlar odatda de sabzavotlar va mevalarni iste'mol qiladilar kaloriyali yejaklar yemasilar kaloriyali yemaklarni ya'ni ovqatlarni yemaydilar hozir biz o'zining sog'lig'iga e'tibor beradigan diqqat qiladiganlar haqida gaplashyapmiz bo'sh zamonlarinda hobbilarilar urishirlar ya'ni bo'sh paytlarida hobbilari bilan shug'ullanadilar hobbilari bilan bo'sh paytlarini to'ldirish ya'ni tayyorlandirmak arkadoshlar depressioni o'yinlar bio ya'ni hobbilari bilan o'zining qiziqishlari bilan bo'sh vaqtlarini to'ldirish insondagi depressiya ya'ni ruhiy tushkunlikni oldini oladi shuning uchun ham qiziqarli e, hobbilarimiz e, bo'lgani yaxshi demak davom eteiz ba'zi insonlar bo'sh zamonlarida yapar bazilar fotograf chekar ya'ni ko'rib turibsiz bo'sh paytlarida odamlar hobbilar bilan shug'ullanadilar dedik insonlarning farqli qiziqishlari va hobbilari bordir ba'zi insonlar bo'sh paytlarida rasm chizadilar ba'zilari esa suratga oladilar ya'ni suratga tushiradilar fotograf chekmak Bazıları ise balık tutar, bazıları ise balık tutuş bilen şoğullanadılar. Bu kişiler yaz, kış dinlemez, her zaman balık tutar. Balık tutuş bilen e, şoğullanadılar, yani alışkanlık haline getirenler balık tutmayı. Balık tutuşuna adet sugi kırıkkenler yaz, kış deyip oturmazken e, her daim balık tutuş bilen şoğullanar ikenler. Devam ediyoruz. Alışkanlıklarımız ve hobilerimiz metninin devamı. Bazıları da pul yoda para kolleksionini yapar. ba'zilari esa pul bu tanga ma'nosida ko'proq keladi tanga yoki para pul qog'oz pullarni kolleksiyasini yig'ar ekan pulya paobolur alir va koekso qoar tanga yoki pullarni qidiradi topadi o'sha insonlar oladi va o'zining kolleksiyasiga qo'shib qo'yar ekan hahobbining zo'r va qulay yo'llari bordir hamma narsaning ikki tomoni bo'lgani kabi ba'zi hobbilarning ham qiyin va oson tomonlari bordir masalan zor vaalishyapzo'hobbilardir masalan daxtchilik bu tog'ga tirmashib chiqish bilan bog'liq bo'lgan bir hobbi dalish yapmak esa suvga sho'ng'ish bilan bo'lgan bog'liq bo'lgan hobbi ya'ni qiziqish turi bular judayam qiyin e, hobbilardan birisi ekan mening hobbim farqli varanli toshlar toplamak. mening hobbim esa e, farqli bir biridan farq qiladigan va rangli rangli toshlar to'plamoq gaelikl hafta sonlari va uzun ta'tillarda tosh to'plarim odatda hafta oxirlarida va uzun ta'tillarda tosh to'playman tosh to'plash bilan shug'ullanaman dağlarda, deniz kenarlarında, ormanlarında yürü, ormanlarda yürürüm ve taş toplarım. Dağlarda, deniz kırgaklarda, ya ki ormanlarda yürümen ve taş toplayman. Taşları eve getiririm, eve getiririm yani taşlarını uyga alıp gelemen. Ee, ve onlarla ilgili küçük bir araştırma yaparım. Yani ular bilan bog'liq bo'lgan kichkina-kichkina tajribalar qilib ko'rishga harakat qilaman. Devam ediyoruz. daho so'ngroq toshlarni turlarini ko'ra ayiririm va qutilarga qo'yarim keyinroq esa toshlarni turlariga ko'ra ajratib chiqaman va ularni qutilarga solib qo'yaman tosh to'plamoqa qulay be hobbi deyil taş to'plash ham oson bir hobbi emas ammo zevkli ammo qiziqarli ya'ni zavqli hobbilardan biri ekan hozir biz ıı, alışkanlık ve hobi odat va hobbiylarimiz haqida qisqacha bir matn o'qidik lekin hamma narsani o'z ichiga olgan bir matn edi siz ham mana shu matndan foydalangan holda o'zingizning odatlaringiz va hobbiylaringizni o'z ichiga olgan matn tuzing va iloji bo'lsa bizga yozib yuboring va o'zingizni do'stlaringizga yoki turk tilini bilgan yaqinlaringiz bilan mana shu mavzuda gaplashib olishga harakat qiling davom etemiz hozir matnga matnni o'qib chiqdik endi mana shu matnimizga oid bo'lgan savollar ge cevap verişki hareket kılamız. Her seferki gibi arkadaşlar aşağıdaki soruları doğru ise de yanlış ise ye yazalım yani metne göre. Birinci sorumuz. İnsanlar sigaraya alışır ve daha sonra kolay bırakır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Düşünelim. İnsanlar sigaraya alışır. Doğru mu? Alışır. Evet doğru. Yani insanlar sigaretke uyanıp kaladılar ve daha sonra kolay bırakır. Yani kinyrak ise asallikçe taşla bir baradılar. Doğru mu? matnga ko'ra bu to'g'rimi xayr do'g'ri deyil bu yonlish orqadoshlar niye Kolay değil, Zor zo'rkrlar ya'ni sigaretga e, o'rganib qolgan odam uni osonlikcha tashlab yuborolmaydi dedi matnda qiyinchilik e, bilan tashlashi mumkin demakki bizy y tabiiyki ya'ni yonlish anida ikkinchisi sog'liqli insonlar har sabah spor yapar. sog'lom insonlar har tongda sport bilan shug'ullanadilar to'g'rimi Evet arkadaşlar, çok doğru. Kendine, kendinin sağlığına çok dikkatli olanlar her sabah spor yaparlar dedi metinde. Demek ki biz buna doğru diye yazıyoruz. Üçüncüsü, insanların farklı hobileri vardır. Doğru mu arkadaşlar? Bir düşünelim. Her insanın hobisi aynı mı? Hayır, aynı değil. Benim hobim başka. Sizin hobileriniz başka. Benim arkadaşımın hobileri başka olabilir. Sizin arkadaşlarınızın hobileri başka olabilir. O yüzden her insanın farklı hobileri vardır. Doğru mu? Evet. Üçüncü sorumuza da doğru yazıyoruz. Dördüncüsü, fotoğraf çekmek hobi değildir. Düşünelim. Metinde ne dedi? Birisi dedi, fotoğraf çekebilir. Birisi resim yapabilir dedi. Doğru mu? Evet. Demek ki fotoğraf çekmek bir, bir bu bir hobi olabilir. O zaman fotoğraf çekmek bir hobi değildir. Bu yanlış arkadaşlar. Fotoğraf çekmek hobidir. Çok güzel. Birisinin mesleği de olabilir ama hobisi de olabilir. O yüzden metne göre burayı yanlış diye yazıyoruz. Beşincisi. Hobilerin hepsi çok zordur. Doğru mu arkadaşlar? Düşünelim birazcık. Düşünelim. Evet hepsi mi çok zor? Hayır, çok zor değil. Mesela resim yapmak çok zor olmayabilir, ama dedi ki metinde dağcılık ve dalış yapmak çok zor bir e, hobidir. Dedi, doğru mu? Evet. O zaman hepsi zor diyemiyoruz. Buraya yanlış yazıyorum. Doğru mu? Evet arkadaşlar, yanlış olduğu doğru. Yanlış yazdık. Deva devam ediyoruz. Alışkanlıklarımız arkadaşlar her insanın alışkanlığı olur ve her şeyin iki tarafı olduğu gibi alışkanlıkların da kötüsü olabilir, iyisi olabilir. Biz onlara olumlu alışkanlık, olumsuz alışkanlık diyoruz. Yani her nersenin iki tarafı bölgenin kabı, odetlerimizin hem yaşı odetler ya yoman yaman odetler kılıp acıratı bölgenişimiz mümkün. Yani şu dey tarafları var. Sizin olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınız nelerdir? Sizin... Ee, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınız neler olduğunu bize anlatmanız isteniyor arkadaşlar. Haydi konuşalım. Mesela benim olumlu alışkanlığım e, her gün kitap okumak. Yani benim e, yaxşı tamamdaki odetlerimden biri her gün kitap okuş. Ama arkadaşlar olumsuz bir alışkanlığım var. Sabah birazcık geç kalkabilirim. Öyle gibi, gibi, yani. Yani e, kötü alışkanlıklarımdan bir tanesi, yani yaman adetlerimden bir tanesi, her tane biraz geç duruşum mümkün. Bu benim kötü alışkanlığım, yani olumsuz alışkanlık. Sizin de böyle iyi ya da kötü, yani olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınız varsa arkadaşlar, anlatın bize mutlaka. Haydi konuşalım dedik. Haydi bir sonraki dersimizde bunun üzerinde uzun uzun konuşacağız inşallah. Bugünkü fiillerimiz dağıtmak, tarkatmak, dağıtmak. Çok güzel. Fırçalamak. Çotkelemak. Fırçalamak. Çok güzel. Benimle tekrar edin arkadaşlar. Söndürmek. Uçurmak. Söndürmek. Uçurmak. Acıkmak. Aç kalmak. Çok açım diyoruz ya. Acıkmak. Aç kalmak. Taşmak. 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 demak do'stlar bugun sizlar bilan fe'llarimizni ham o'rganib oldik odatlarimiz va hobbiylarimiz haqida ham suhbat qildik e, bugungi mavzularimizda o'zingiz uchun yangi bo'lgan so'zlarni yodlab oling keyingi darsgacha albatta bu sizni turk tili o'rganishingizga juda yam foydali bo'ladi e, agar yodlamasak bizning turk tili o'rganishimiz e, biroz uzayib ketishi mumkin shuning uchun har darsdagi yangi so'zlarni keyingi darsgacha yodlab borish berilgan topshiriqlarni albatta bajarish sizni turkcha yana yam yaxşılışqa xizmat qıladı. Demek ki arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Sizinle birlikte öğrendiğimiz dağıtmak, fırçalamak, söndürmek, acıkmak, taşmak fiillerini kullanarak cümleler kurmaya çalışın ve alışkanlıklarınız ve hobilerinizle ilgili konuda arkadaşlarınızla ya da Türkçe bilen birisiyle konuşmaya hareket edin, çalışın ve bize de yazın arkadaşlar. Biz sizin cevaplarınızı mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.